Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde klasizmle ilgili bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım, klasizm 17. yüzyılda Avrupa'da özellikle Fransa'da ortaya çıkmış, gelişmiştir. Arkadaşlar klasizm 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bu akım 1660 ekolü olarak da bilinir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu akıma 1660 ekolü denir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Eski Yunan ve Latin edebiyatı sanatçıları gibi yazmayı amaçlamışlardır. Bu da doğrudur. Zaten konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alır. O yüzden bunu denemiş olduk. Klasizmde akıl ve sağduyu egemendir. Klasizmin iki anahtar kelimesi zaten akıl ve sağduyudur. O yüzden bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Duygu ve hayali esas alan romantizme tepki olarak doğmuştur. Arkadaşlar burada bilgi yanlışlığı var. Çünkü romantizm neye tepki olarak ortaya çıkmıştır arkadaşlar? Klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Tam tersi bir durum söz konusu. O yüzden 5 numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında ilk olarak Cenap Şahabettin'in bazı şiirlerinde bu akımın etkisi görülür. Ahmet Haşim, Türk edebiyatında bu akımın temsilcisi olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmet Mayıptır Anas'ın bazı şiirlerinde bu akımın etkisi vardır. Arkadaşlar, Cenap Şahabettin'in etkilenmiş olduğu iki akım var. Parnasizm ve nedir? Sembolizm akımlarından etkilenmiştir. Ama şu ifadelere bakacak olursak, burada biz kimi görüyoruz? Öz saf şiircileri görüyoruz, değil mi? Cumhuriyet dönemindeki öz saf şiircileri görüyoruz. Peki, öz saf şiiri benimseyen Ahmet Muhittir Anas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim gibi sanatçılar Cenap Şahabettin'le birlikte hangi akımdan etkilenmişlerdir? Tabii ki sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız sembolizmin yer aldığı A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisi Racine, Chornil ve Molière'in ortak özelliklerinden biri değildir? Fransız edebiyatı sanatçısı olma. Evet, üçü de Fransız edebiyatı sanatçısıdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Aynı yüzyılda yaşamış olma. Üçü de arkadaşlar 17. yüzyıl sanatçılarıdır. Bunu da elemiş oluruz. Klasizm akımının etkisinde eser verme. Üç sanatçı da klasizmden etkilenmişlerdir. Bunu da elemiş oluruz. Tiyatro türündeki eserleriyle tanınma. Evet, Racine, Chornil, Molière tiyatro türündeki eserleriyle ön plana çıkarlar. Bunu da elemiş oluruz. Komedya türünde başarılı örnekler verme. Şimdi arkadaşlar, Molière komedya türünde eserler vermiştir. Fakat Racine ve Chornil'e baktığımızda ise bunlar daha çok tragedya türünde eserler vermişlerdir. Yani trajedi türünde eserler vermişlerdir. Hatta Chornil tragedyanın neyidir arkadaşlar? Kurucusu olarak da kabul edilir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Üçü de komedya türünde başarılı örnekler vermemiş. Molière'e özgü bir durumdur bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin anlayışını yansıtmaktadır? Sosyal çevre, biyolojik ırsiyetin ürünü olduğuna inandığı insan gerçeği peşinde olan sanatçı, öncelikle toplumu, insanı, doğayı ve olayları gözlemler. Sanatçı gerçekten hareket ederek bir neden-sonuç ilişkisi ve mantık dokusunun hakim olduğu bir dünya kurar ve bu dünyada yaşanan olaylar zinciri içinde kafasındaki hipotezi gerçekleştirir. Böylece yapıtın sonunda ulaşılan sonuç, yapıtın başındaki hipotezin aynısıdır. Bu açıdan sanatçının laboratuvarda ve bazı hipotezleri tekrar tekrar deneyen kimyacıdan farkı yoktur. Bakın arkadaşlar, anahtar kelimelerin altını çizmiş olduk. Deney var, laboratuvar var, hipotez var, sonuç var, gözlem var, neden-sonuç ilişkisi var
ve biyolojik ırsiyet demiş. Hatırlarsanız bu akım determinizm anlayışından yola çıkarak doğa aynı şartlar altında aynı sonuçları doğurur düşüncesiyle olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen, aynı zamanda kurucusunun Emile Zola olduğu deneysel romanı getiren sanatçının bu akımın etkisiyle sanatçıların kişiliklerini gizleyerek gözleme ve gerçekçi tasvirlere bolca yer verdiği hangi akımdan bahsediyoruz arkadaşlar? Tabii ki naturalizm akımından bahsediyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Parnasizm, romantik şiire tepki olarak doğmuştur. Evet arkadaşlar, parnasizmin doğmasındaki en büyük etken romantik şiir anlayışıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Realizmde gözlem ve çevre tasvirleri önemli bir yer tutar. Evet, realizmde gözlem, çevre tasvirleri gerçekten önemlidir. Bunu da elemiş oluruz. Naturalizmde deney metodu romanda uygulanmıştır. Doğrudur. Deneysel romanı ortaya koyan kişi Emile Zola'dır. Emile Zola naturalizmin kurucusudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Romantizmde amaç toplumu olgunlaştırmaktır. Bu da doğru arkadaşlar. Toplumu olgunlaştırmak için romantizm akımı ortaya çıkmıştır. O yüzden de toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdir. E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Klasizmde karşılıklara, çatışmalara önem verilmiştir diyor. Arkadaşlar klasizmde değildir bu. Biz bunu hangi akımda görüyoruz? Romantizm akımında görüyoruz değil mi? Romantizmde karşılıklardan, çatışmalardan yararlanılmıştır. İyi ve kötünün çatışması, aynı zamanda güzel ve çirkinin sürekli bir çatışması, karşılıkları vardır. O yüzden burası klasizm değil, romantizm olacaktır. Bu romantizm akımının bir özelliğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar bir arada verilmiştir? Molière, Montaigne, Lamartine. Arkadaşlar bunların üçü de nedir? Fransız sanatçılardır. Fakat Molière, klasizm akımından etkilenmiş. Montaigne, hümanizm akımından etkilenmiş. Lamartine ise bildiğiniz gibi romantizm akımından etkilenmiştir. Aynı ülkenin sanatçıları fakat farklı akımlardan etkilendikleri için A seçeneğini elemiş oluruz. Goethe, Schiller ve Byron. Arkadaşlar bunların ortak noktaları ise bunların üçü de romantizm akımından etkilenmeleridir. Fakat Goethe ve Schiller hangi ülkenin sanatçıları? Bunlar arkadaşlar Alman sanatçılardır. Byron'a baktığımızda ise Lord Byron isminden de anlaşılabileceği gibi İngilizdir. Aynı ülkenin olmadıkları için B seçeneğini denemiş oluruz. Mark Twain, John Steinbeck, Charles Dickens. Mark Twain Amerikalı bir sanatçıdır. John Steinbeck arkadaşlar bu da Amerikalı bir sanatçıdır. Charles Dickens ise bildiğiniz gibi İngiliz bir sanatçıdır. Görmüş olduğunuz gibi aynı ülkenin sanatçıları değil. Peki hangi akımdan etkilenmişlerdir? Mark Twain realizmden etkilenmiştir. John Steinbeck naturalist bir sanatçıdır. Charles Dickens ise arkadaşlar realist bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. Hem ülkeleri farklı hem de etkilenmiş oldukları edebi akımlar farklı olduğu için C seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ernest Hemingway, Gustavo Flaubert ve Tolstoy. Arkadaşlar Hemingway Amerikalı, Gustavo Flaubert Fransız, Tolstoy ise Rus'tur. Bunların üçü de nedir arkadaşlar? Realist sanatçılardır ama görmüş olduğunuz gibi ülkeleri farklı olduğu için bunu da elemiş oluruz. Geldik D seçeneğine. Gogol, Tolstoy ve Dostoyevski. Arkadaşlar bunların üçü de nedir? Üçü de Rus sanatçıdır. Bunların üçü de 20. yüzyılda yaşamış sanatçılardır. Yine bunların üçü de realizm akımından etkilenmişlerdir. Görmüş olduğunuz gibi aynı ülkeden,
aynı yüzyılda yaşamışlar ve realizm akımından etkilenmişlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Lirizm, şüphe, melankoli ve tabiat akımın belli başlı vazgeçilmez unsurlarıdır. Tabiat onların ilham kaynağıdır. Lamartine tabiatta acılarını dindirir. Hugo tevekkül ve sükun arar. Şimdi parçaya baktığımızda iki önemli isim var. Birincisi Lamartine, ikincisi de Victor Hugo'dur. Zaten Victor Hugo arkadaşlar Cromwell adlı eserinin ön sözünde ne yapar? Bu akımın kurallarını belirler, doğru mu? Bu akımın ilkelerini belirlemiştir. Aynı zamanda Victor Hugo Hernani adlı oyunuyla da başarılı bir şekilde belirlemiş olduğu kuralları uygulama fırsatı yakalamıştır. Peki bu akım hangisidir? Bu akım arkadaşlar klasizme tepki olarak ortaya çıkmış, sanat toplum içindir anlayışıyla yola çıkmış, çatışmaların olduğu, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin hep çatışmalarının olduğu ve doğayı ön plana alan tabii ki romantizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Emile Zola, John Steinbeck, Alfonso Daudet. Bu sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aynı ulustan sanatçılar olmaları. Arkadaşlar, Emile Zola nedir? Fransızdır. John Steinbeck Amerikalıdır. Alfonso Daudet ise Fransız bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. O yüzden A seçeneği yanlıştır. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Tiyatro türündeki eserleriyle tanınmaları. Baktığımızda Emile Zola daha çok deneysel romanı getirmişti hatırlarsanız. O yüzden roman türünde gelişmiş. John Steinbeck bu da roman ve öyküleriyle adından söz ettirmiş bir sanatçı. Alfonso Daudet ise bu da öyküleriyle adından söz ettirmiş bir sanatçıdır. Tiyatro türündeki eserleri değil, daha çok roman ve öyküyle ön plana çıkmışlardır. Bunu da elemiş oluruz. Eserlerinde tarihi konuları ele almaları. Arkadaşlar bunlar tarihi konulara yer vermez eserlerinde. Güncel olayları işler. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almaları. Bildiğiniz gibi eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek alanlar kimler? Tabii ki klasizm akımını benimseyenler. Bu da bu üç sanatçının ortak özelliği değil. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise naturalizm akımının temsilcileri olmaları demiş. Evet arkadaşlar, aradığımız cevap bu. Emile Zola zaten bu akımın ilkelerini belirlemiştir. Yani naturalizmi ortaya koymuş. Deneysel romanı çıkarmıştır. John Steinbeck ve Alfonso Daudet de yine naturalizmin etkisiyle eserlerini kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebiyat akımına bağlı romancılar bir arada verilmiştir? Verlaine, Baudelaire ve Rimbaud. Üçünün ortak özelliği nedir? Sembolizm akımından etkilenmeleri ve şiir türünde eser vermeleridir. Romancı olmadıkları için, yani roman alanında gelişme göstermedikleri için bunu elemiş oluruz. Tolstoy, Dostoyevski, Emile Zola. Tolstoy ve Dostoyevski daha çok realizm akımından etkilenmişler. Emile Zola ise naturalizm akımından etkilenmiştir. Aynı akımdan olmadıkları için bunu da elemiş oluruz. Victor Hugo, Lamartine ve Stendhal. Victor Hugo ve Lamartine bir önceki soruda çözmüş olduğumuz gibi romantizm akımından etkilenmişler. Stendhal ise arkadaşlar realizm akımından etkilenmiştir. Aynı akımdan olmadıkları için bunu da elemiş oluruz. Labroy, Lafontaine ve Goethe. Labroy ve Lafontaine klasizm akımının önemli temsilcileri olarak karşımıza çıkarken Goethe romantizm akımından etkilenmiştir. Bunlar da farklı akımlardan etkilenmişler. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. Balzac, Gorki ve Flaubert. Bunların üçünün ortak noktası nedir? Realizm akımından etkilenmeleri ve bunların üçünün ortak özelliği de yine roman türünde başarılı olmalarıdır. Roman türünde etkili eserler vermeleridir. Realizmi bu şekilde yansıtmalarıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.
10. soru. Aşağıdaki türlerden hangisi klasizm akımında görünmez? Tragedya. Bildiğiniz gibi Rachin ve Chernev tragedya türünde başarılı örnekler vermiştir. Onlar klasizm akımından etkilenmişlerdir. Aynı zamanda Chernev tragedyanın kurucusudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Fable. Arkadaşlar, klasizmde La Fontaine var. Fabllarıyla meşhurdur. Bunu da elemiş oluruz. Eleştiri. Eleştiri türünde de eserler veriliyor. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Komedya, komedya türünde de özellikle Molière'in yazmış olduğu eserler var. Klasizm akımında görülür. Bunu da elemiş oluruz. Fakat dram, bildiğiniz gibi romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkan bir tür olarak karşımıza çıkar. Bütün kuralları yıkmıştır tiyatrodaki. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 11. soru. Victor Hugo güzellik ile çirkinliği, kana susama ile ana sevgisini, ruh güzelliği ile beden çirkinliğini, bir kadının ihtirası ile saf aşkını birlikte görür ve işler. Buna göre Victor Hugo'nun yapıtlarında tezatlara sıkça yer vermesi onun hangi akımın temsilcisi olduğunu gösterir. Bildiğiniz gibi Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin ön sözünde bu akımın ilkelerini benimsemiş, aynı zamanda Hernani adlı oyunuyla da bunu uygulama fırsatı yakalamıştı. Bu akım olayların tesadüflere dayandığı eserlerde iyi kötü çatışmasına sıkça yer verir. Eserlerde kahramanlar tek yönlüdür. Bu yüzden iyiler hep iyi, kötüler de daima kötüdür arkadaşlar. Bu akım, yani Victor Hugo'nun kuramcısı olduğu bu akım tabii ki romantizmdir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilenler getirilmelidir? Her şeyi bir fotoğraf gerçekliğiyle yansıtmak isterler. Hayata renkli gözlerle bakmayı sevmezler. Bakın, birinci boşluğa gelecek olan akım hangisidir? Gerçeği gözlem yoluyla, fotoğraf makinesi ya da ayna gibi olduğu şekliyle yansıtan akım bildiğiniz gibi realizm akımıdır. Realizm akımında çevre tasvirleri önemli bir yer tutar arkadaşlar. Kişiyi ve içinde yer aldıkları çevreyi bir fotoğraf gerçekliğiyle anlatmaya çalışmıştır sanatçılar. Bunlar yine romantizmin aşırı duygu ve düşüncesine, yani aşırı duygucu ve hayalci anlayışına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Romantikler gibi hayata renkli gözlerle o yüzden bakmayı sevmezler. Bundan dolayı da cevabımız realistlerin ve romantiklerin yer almış olduğu C seçeneği olacaktır. 13. soru. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerle anlayışı yansıtılan edebi akımın temsilcilerinden biri olamaz? Önce hangi akım olduğunu belirleyelim. Bakın, hayal ile yoktur benim alışverişim, her ne demişsem görüp de söylemişim ifadesiyle gözleme yer verdiğini görüyoruz. Sanatçıların gördüklerini, yani çevredeki olup bitenleri olduğu gibi yansıttığını görüyoruz. O halde bu akım hangisidir? Duyguya, hayale de karşı çıktığına göre tabii ki arkadaşlar realizm akımıdır, değil mi? Seçeneklere baktığımızda Balzac realisttir, Tolstoy realisttir, Gorki realisttir, Stendhal realizmden etkilenmiştir. Fakat Puşkin arkadaşlar romantizm akımından etkilenmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda gerçek üstücülük akımından etkilenen sanatçılardan biri olamaz demiş. Gerçek üstücülük, diğer adı neydi arkadaşlar? Sürrealizm akımıydı bildiğiniz gibi. Peki sürrealizm akımında etkilenen sanatçılar kimdi? Garipçiler ve bildiğiniz gibi ikinci yenicilerin bazı sanatçıları bu akımdan etkilenmişti. Orhan Veli Kanık garipçidir, omocudur, birinci yenicidir. Bu akımdan etkilenmiştir. Bunu elemiş oluruz. İlhan Berk, bu da arkadaşlar ikinci yeniciler arasında yer alır. Sürrealizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Ece Ayhan, bu da ikinci yenicilerdendir ve sürrealizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz.
Edip Cansever de aynı şekilde sürrealizmden etkilenmiştir. Bunu denemiş oluruz. Fakat Cahit Külebi bu akımdan etkilenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 15. soru. Realizm akımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Doğru. 19. yüzyılda pozitivist felsefeden etkilenerek romantizmin aşırı duygucu ve hayalci anlayışına tepki olarak ortaya çıkıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sanatın sanattan başka gayesi yoktur anlayışı benimsenmiştir. Bu da doğrudur. Sanat için sanat anlayışı var. Bunu denemiş olduk. Yazar bir ahlakçı değil, toplumda gördüklerini anlatan bir gözlemcidir. Bu da doğru arkadaşlar. Gerçeği gözlem yoluyla fotoğraf makinesi ya da ayna gibi olduğu şekilde anlatmayı istemişlerdir. Bunu denemiş olduk. D seçeneği dursun. Çevre ve töre tasvirleri önemli yer tutar demiş. Çevre tasvirleri gerçekten önemlidir. Çünkü kişiyi ve içinde yer alan çevreyi tasvir yoluna gitmişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dili süslü ve ağırdır. Söz oyunlarına sıkça başvurulur demiş D seçeneğinde. Arkadaşlar, biçim güzelliğine önem veriyor bu sanatçılar. Fakat ağır ve süslü bir dil değil, sade ve açık bir dil kullanarak yine aşırı özentili ve süslü bir anlatımdan sanatçıların kaçındığını görüyoruz. Bu özellik daha çok sembolizmde görülen bir özelliktir. Realizmde böyle bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testinde son sorusuna geldik. 16. soruya. 16. soruda bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır? Bakalım. Romantizm 18. yüzyılda klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Akımın ilkelerini Goethe, Cromwell adlı eserinin ön sözünde belirlemiştir. Duygu ve hayale önem verme akımın en belirgin özelliğidir. Akımda doğa sevgisi ve tasviri önemli yer tutar. Arkadaşlar, romantizm akımının kurucusu Goethe değil, sizin de bildiğiniz gibi kimdir? Victor Hugo'dur arkadaşlar. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.